fazla karıştırma. Agnese, cehennemin dibine kadar yolum var bile demeksizin böyle çekip gitmektense bana haber verebilirdi. Kusursuz olduğumu iddia etmiyorum ama bana neyin özlemini duyduğunu söyleseydi üzerinde konuşabilirdik. Oysa tam tersine 2 yıllık evlilikten sonra bir tek kelime bile etmeksizin, üstelik bir sabah benim evde olmadığım bir anı kollayarak gizlice çekti gitti. Tıpkı daha iyi bir ev bulan hizmetçilerin yaptığı gibi. Çekti gitti ve ben hala beni bırakıp gittikten 6 ay sonra bile nedenini anlamış değilim. O sabah semt pazarında alışveriş yaptıktan sonra, alışveriş yapmak benim çok hoşuma gider. Fiyatları öğrenirim, ne istediğimi bilirim, pazarlık etmek ve konuşmak, yiyeceklerin tadına bakmak, onlara dokunmak bana keyif verir. Bifteğin hangi hayvandan, elmanın hangi bahçeden geldiğini bilmek isterim. Yemek odasındaki perdeye dikmek için 1,5 metre püskül almak üzere yeniden dışarı çıktım. Gerektiğinden fazla harcamak istemediğimden, Umilta sokağındaki küçük bir dükkanda aradığım püskülü bulmadan önce epey dolaşmıştım. 11:20 gece eve döndüm. Yemek odasına girdim. Amacım, püskülün renginin perdeye uyup uymadığına bakmaktı. Girer girmez masanın üzerindeki mürekkep okkası, kalem ve mektubu gördüm. Doğruyu söylemek gerekirse, ilk fark ettiğim şey masa örtüsündeki leke oldu. Şuraya bak, ne pasaklı, örtüyü lekelemiş diye düşündüm. Hokkayı, mektubu ve kalemi kaldırıp örtüyü aldım, mutfağa gittim ve limonla bastıra bastıra ovalayarak sonunda lekeyi çıkardım. Sonra yemek odasına döndüm, örtüyü yerine koydum. Ancak o anda mektubu hatırladım. Bana yazılmıştı. Alfredo. Mektubu açtım ve okudum. Temizlik yaptım, öğlen yemeğini kendin pişir, nasılsa alışıksın. Elveda, ben annemin evine dönüyorum. Bir an hiçbir şeyi anlamadım. Sonra mektubu tekrar okudum ve en sonunda anladım. Agnese, 2 yıllık evlilikten sonra beni terk etmiş, çekip gitmişti. Her zamanki alışkanlığımla mektubu, diğer mektupları ve faturaları koyduğum komodinin çekmecesine koydum. Pencerenin yanında bir sandalyeye oturdum. Ne düşüneceğimi bilmiyordum. Buna hazır değildim. Ve olan bitene inanamıyordum. Bunları düşünürken gözüm yer döşemesine takıldı ve küçük beyaz bir tüy gördüm. Herhalde Agnese toz alırken fırçadan kopmuş ve yere düşmüştü. Tüyü aldım, pencereyi açtım ve dışarı attım. Sonra şapkamı aldım ve evden çıktım. Yürürken kötü bir huyum vardır. Kaldırımın bir karesine basar, diğerine basmadan geçerim. Yine öyle yaparak bir yandan yürüyor, bir yandan da kendi kendime Agnese'nin beni yaralamak ister gibi haince çekip gitmiş olması için ona ne yapmış olabileceğimi soruyordum. İlk aklıma gelen Agnese'nin ufacık bile olsa beni ihanetle suçlayıp suçlayamayacağı oldu. Hemen cevapladım, asla. Zaten kadınlarla çok fazla ilişkim yok, onları anlamam, onlar da beni anlamazlar. Üstelik evlendiğim günden beri benim için artık var olmadıkları söylenebilir. Bu konuda Agnese beni sık sık kışkırtmaya çalışırdı. Eğer başka bir kadına aşık olursan ne yaparsın diye sorardı. Ben de imkansız, seni seviyorum ve bu duygu ömür boyu sürecek diye yanıtlardım. Şimdi tekrar düşündüğümde o ömür boyu sözcüğünün onu mutlu etmediğini, aksine suratını astığını ve suskunlaştığını hatırlar gibi oldum. Konuya tamamen farklı bir açıdan bakmayı deneyerek Agnese'nin beni para yüzünden, yani para konusundaki davranış biçimim yüzünden bırakmış olup olmayacağını irdelemek istedim. Ama bu kez de vicdanımın rahat olduğunu fark ettim. Para söz konusu olduğunda doğru ona çok fazla para vermiyordum ama paraya ne ihtiyacı vardı ki? Ben her zaman yanındaydım, ödemeye hazırdım. Davranış biçimime gelince pek de kötü sayılmazdı. Siz değerlendirin biraz. Haftada 2 kez sinema, 2 kez kafe. Üstelik ister dondurma yesin, ister kahve içsin, bunun hiç önemi yoktu. Ayda 2 tane magazin dergisi, her gün gazete, kışın opera bile, yazın marinoya, babamın evine sayfiyeye. Bunlar eğlence için harcananlar. Elbiselere gelince Agnese'nin bu konuda şikayet etme ihtimali daha azdı.
herhangi bir şeye ihtiyacı olduğunda bir sütyen, bir çift çorap ya da bir eşarp ben hemen hazırdım. Onunla birlikte mağazalara gider, onunla birlikte gerekeni seçer, hiç itiraz etmeksizin ödemeyi yapardım. Aynı şey terziler ve şapkacılar için de geçerliydi. Bana bir şapkaya ihtiyacım var, bir elbiseye ihtiyacım var dediğinde hadi gidelim sana eşlik edeyim diye yanıtlamadığım an olmamıştır. Ayrıca Agnese'nin güç beğenir bir tip olmadığını da kabul etmek gerekir. Evliliğimizin ilk yılından sonra kendine elbise yaptırmaktan neredeyse tamamen vazgeçti. Hatta bazen o ya da bu giysiye ihtiyacı olduğunu hatırlatan ben olurum. Ama o geçen yıl aldıklarının yeterli olduğunu, eksik şeyleri umursamadığını söylerdi. Öyle ki ben sonunda bu yönüyle diğer kadınlara benzemediğini, iyi giyinmek gibi bir kaygı taşımadığını düşünmeye başladım. Yani gönül ve para işi değildi bu. Bir tek avukatların karakter uyuşmazlığı dedikleri seçenek kalıyordu. Kendi kendime 2 yıl içinde tek bir tartışma bile yaşamadığımıza göre, bir tek küskünlük bile olmadığına göre ne tür bir karakter uyuşmazlığından söz edilebileceğini sordum. Her zaman birlikteydik. Eğer böyle bir uyuşmazlık söz konusu olsaydı ortaya çıkardı. Üstelik Agnese bana hiç itiraz etmezdi. Hatta hiç konuşmadığı bile söylenebilir. Bazen kahvede ya da evde olduğumuz gecelerde güç bela ağzını açardı. Hep ben konuşurdum. İnkar etmiyorum, konuşmak, dinlenmek benim hoşuma gider. Özellikle içli dışlı olduğum biriyle birlikteysem. Sakin, düzgün, inişsiz çıkışsız, akılcı, akıcı bir biçimde konuşurum ve ele aldığım konuyu baştan sona tüm yönleriyle değerlendiririm. Tercih ettiğim konularsa ev işleriyle ilgili olanlardır. Fiyatlar, mobilyaların düzeni, mutfak, termosifon, özetle saçma sapan şeylerden söz etmekten hoşlanırım. Bunlardan söz ederken hiç yorulmam. Öylesine büyük bir keyifle konuşurum ki sık sık aynı yönleriyle konuyu en başından tekrar aldığımı fark ederim. Bir kadınla konuşulması gereken konular bunlar değil midir? Başka neden söz etmek gerekir ki? Ayrıca Agnese beni dikkatle dinlerdi. En azından bana öyle gelirdi. Sadece bir kez ona elektrikli şofbenin nasıl çalıştığını anlatırken uyuyakaldığını fark ettim. Onu uyandırarak ne oldu, sıkılıyor musun yoksa diye sorduğumda yok yok yorgunum dün gece hiç uyumadım diye cevaplamıştı. Genellikle kocalar ya ofislerine ya dükkanlarına giderler. Yapacak hiçbir şey bulamazlarsa arkadaşlarıyla gezintiye çıkarlar. Ama Agnese benim için her şeydi. Ofisim, dükkanım, arkadaşlarım. Onu bir dakika dahi yalnız bırakmıyordum. Belki şaşıracaksınız ama yemek yaparken bile yanından ayrılmıyordum. Mutfak işlerini çok severim. Ve her gün her öğünden önce bir önlük takar ve Agnese'ye yardım ederdim. Hemen hemen her işten birazcık yapardım. Patatesleri soyar, fasulyeleri ayıklar, sebzeleri ve etleri doğrar, yemeklere bakardım. Ona öylesine kusursuz bir biçimde yardım ediyordum ki bana "Bak sen yap, başım ağrıyor, biraz uzanacağım" derdi. O zaman yemeği kendi başıma pişirirdim. Hatta yemek kitabı sayesinde yeni şeyler denemeye de başlamıştım. Ne yazık ki Agnese iştahlı biri değildi. Hatta son günlerde iştahı iyice kesilmişti ve neredeyse yemeklere hiç dokunmuyordu. Bir kez bana şaka olarak, "Erkek doğmakla yanlış yapmışsın, sen bir kadınsın, üstelik tam bir ev kadını" demişti. Bu söylediklerinde doğru bir yan olduğunu kabul etmem gerek. Gerçekten de yemek pişirmenin dışında yıkamak, ütülemek, dikiş dikmek ve hatta boş zamanlarımda tülbentlerin kenarlarına oya yapmak çok hoşuma gider. Daha önce de söylediğim gibi onu hiç yalnız bırakmıyordum. Bir arkadaşı ya da annesi geldiğinde bile, hatta nereden aklına geldiyse bilmiyorum, İngilizce dersleri almaya karar verdiğinde bile ben de bu zor dili öğrenmeye çabalamıştım. Ona o kadar yapışmıştım ki bazen kendimi gülünç hissettiğim bile oluyordu. Bana bir kafede alçak sesle söylediği şeyi anlamadan onun peşine takıldığım ve girmeye çalıştığım yerin kadınlar tuvaleti olduğunu bana görevlinin hatırlattığı o gün olduğu gibi. Sık sık bana "Şuraya gitmem gerekiyor, seni ilgilendirmeyen falanca kişiyi görmem gerekiyor" derdi.
Ama ben ona, ben de geliyorum, zaten yapacak bir şeyim yok derdim. Bu yanıt üzerine, benim için gelsen de gelmesen de fark etmez ama seni uyarıyorum sıkılırsın derdi. Oysa hayır, hiç sıkılmazdım. Sonra ona bunu söylerdim. Gördün mü, sıkılmadım. Uzun lafın kısası, yapışık ikizler gibiydik. Bunları düşünerek ve Agnese'nin beni niçin terk ettiğini kendi kendime sorarak babamın dükkanına vardım. Minerva Meydanı yakınlarında kutsal eşyaların satıldığı bir dükkandır. Babam hala genç bir adam. Siyah kıvırcık saçlı, kara bıyıklı bir adam ve bıyıklarının altında asla ne anlama geldiğini çözemediğim bir gülümseme. Kim bilir belki de rahipler ve dindar kişilerle birlikte olmaya alıştığından tatlı mı tatlı, sakin ve iyi huyludur. Onu iyi tanıyan annem aslında çok sinirli olduğunu ama göstermediğini söyler. Her neyse, kutsal cübbeler ve ayin taşlarıyla dolu vitrinlerin arasından geçerek doğrudan yazı masasının bulunduğu depoya girdim. Her zaman olduğu gibi bıyıklarını ısırarak ve düşünerek hesap yapıyordu. Ona nefes nefese, ''Baba, Agnese beni terk etti.'' dedim. Gözlerini kaldırdı. Bana bıyık altından gülümsüyormuş gibi geldi. Ama bu bir kuruntudan ibaret olabilir. Üzüldüm, çok üzüldüm. ''Nasıl oldu?'' dedi. Ona neler olduğunu anlattım. ''Tabii ki çok üzgünüm ama tek bilmek istediğim beni niçin terk ettiği?'' diyerek sözlerimi bitirdim. Şaşırmış bir halde, ''Anlamıyor musun?'' diye sordu. ''Hayır.'' Bir an sessiz kaldı ve bir solukta, ''Alfredo, üzgünüm. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sen benim oğlumsun. Senin gereksinimlerini karşılıyorum. Seni seviyorum. Ama karınla ilgili sorunları kendin çözmelisin.'' dedi. ''Evet, ama niçin beni terk etti?'' Kafasını salladı. ''Senin yerinde olsam bu işi fazla karıştırmam. Boş ver. Nedenlerini bileceksin de ne olacak?'' ''Benim için çok önemli, her şeyden çok.'' O anda içeriye iki rahip girdi, babam ayağa kalktı ve onları karşılamaya gitti. Bu arada bana, ''Daha sonra gel, konuşuruz, şimdi işim var.'' dedi. Ondan başka bir şey bekleyemeyeceğimi anladım ve çıktım. Agnese'nin annesinin evi uzak değildi, Vittorio Caddesi'ndeydi. Ayrılışının sırrını bana açıklayabilecek tek kişinin Agnese'nin bizzat kendisi olduğunu düşündüm ve ona gittim. Merdivenleri koşarak çıktım. Beni salona aldılar. Agnese'nin yerine annesi geldi. Tahammül edemediğim bir kadındır. O da esnaf. Siyah boyanmış saçları ve al yanaklarıyla sahte, sinsi gülümsemesiyle tahammül edilmez bir tip. Sabahlıklaydı. Göğsünde bir gül vardı. Beni gördüğünde sahte bir kibarlıkla, ''Oo Alfredo, hangi rüzgar attı seni buralara?'' dedi. ''Neden geldiğimi biliyorsunuz anne, Agnese beni terk etti.'' O sakin bir biçimde, ''Evet, burada, evladım, elden ne gelir, böyle şeyler oluyor. Nasıl böyle söyleyebilirsiniz?'' Bir an bana baktı ve, ''Sizinkilere söyledin mi?'' diye sordu. ''Evet, babama.'' ''O ne dedi?'' Babamın ne söylediği onu ne ilgilendirirdi ki? Keyifsizce yanıtladım. Babamı bilirsiniz, fazla karıştırma, diyor. Doğru söylemiş evladım, fazla karıştırma. Ama, dedim, yaram yeniden depreşmişti. Niçin beni bıraktı? Ona ne yaptım? Niçin söylemiyorsunuz? Sinirden titreyerek konuşurken gözüm masanın üzerine takıldı. Masanın üzerinde tam ortası beyaz nakışlı bir örtü ve nakışın üzerinde kırmızı karanfillerle dolu bir vazo vardı. Ancak örtü iyi ortalanmamıştı. Ne yaptığımı düşünmeksizin mekanik bir biçimde vazoyu kaldırdım ve örtüyü ortaladım. Bu sırada Agnese'nin annesi bana gülümseyerek bakıyor, soruma yanıt vermiyordu. Bu hareketi yaptıktan sonra, ''Bravo, şimdi örtü ortalandı. Ben farkına varmamıştım bile ama sen hemen gördün. Bravo. Şimdi gitsen iyi olur evladım.'' Ayağa kalktı. O arada ben de kalktım. Agnese'yi görüp göremeyeceğimi sormak istiyordum ama faydasız olduğunu anladım. Onu görürsem serin kanlılığımı yitirip aptalca bir şey yapmaktan ya da söylemekten korkuyordum. Sonunda oradan ayrıldım ve o günden beri karımı görmedim. Kim bilir? Belki bir gün benim gibi bir kocanın kolay bulunamayacağını anlayarak geri döner.
Ama neden beni terk ettiğini söylemeden eşikten adımını atamaz. Alberto Moravia.